Keskin Tekstil Ütü Paket sektöre İstanbul Küçükçekmece'de faaliyet göstermektedir. 2003 yılından bu yana sektöre hitap eden firma, müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı kendisine amaç edinmiştir. Firma Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Keskin'den sektördeki çalışmalarını dinledik. Dostlarımla birlikte tekstil içerisinde bu işin çıraklığını, ustalığını, şefliğini, fason yolundan en sonunda da Ütü Paket açmayı düşündüm. Sene 2003'ten bu tarafa şirketimiz faaliyettedir. Yaklaşık 10 seneden fazla oldu. Büyük firmalarda çalışıyoruz. Firma sektörde kaliteli ve güvenilir çalışmalarıyla müşterilerine hizmet vermenin haklı gururunu yaşamaktadır. Dürüst olması lazım. İşini dürüstlükle yapması lazım. Öncelikle yaptığı işin kaliteli, dürüst, insanlara güvenilir bir şekilde işini yaparsa insanlar hayatta kalır. Bunun akabinde benim ayrılan tarafım da budur. Böyle düşünüyorum kendimi. İşimin başındayım. 7-24 saat çalışırım. İşimi takip ederim. Yaptığım işi en iyisini yapmaya çalışırım. Bunun dışında en özelliğim de güvenilir olmaktır. İnsanlara yalan konuşmam. Verdiğim sözü tutarım. Yapamayacağım sözü de vermem. Hüsnü Keskin tekstil sektörünü değerlendirerek görüşlerini dile getirdi. Tekstilde eskisi gibi eleman yetişmiyor. Tekstile güven sarsılmış vaziyette. İnsanlar, tekstili bu işi yapan insanlar zamanında eskiden iyi güven veremediğinden dolayı şu anda bir YMC olay çıkmış. YMC taşeron diyorlar ona biz. Biz YMC taşeron diyoruz. İnsanlar taşeronluk, günlük para, sıcak paraya gidiyor. Dolayısıyla biz eleman sıkıntısı çekiyoruz. Devlet bu işi taşeronluk ya özelleştirmeli, yani resmileştirmeli ya da bu işin üzerinden Sayın Başbakanımızdan da rica ediyorum. Bu işi ortadan kaldırmalı. Şimdi hem YMC taraftan bir dert. Abi insanlar eleman bulamıyor, bu sefer ne oldu? Kaçak işçiye veriyor. Mecbur. Ona da SSK ödemiyor, vergi ödemiyor. Yani o da bir kütle, devlete kütle. Gelin hep beraber olalım. Sizlerden de Allah razı olsun. Hep beraber olalım. Ben de, sizler de. Hepimiz el ele verelim. Bu olaya bir çözüm bulalım. Yani ben elimden ne geliyorsa, kendim gönlümden elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Hüsnü Keskin konuşmasında devletten beklentilerini dile getirdi. SSK primlerinde de düzenlenmesi istiyorum. Yani sadece ben değil, her bütün tekstiller öyle düşünüyordur herhalde. Bunlar da düzenlenmesini istiyorum. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Stopajla ilgili biraz eğilimde bulunmaları lazım. Bizler fason çalışan insanlar gerçekten çok güçlüklerle dönüyoruz. Yani inanamayacağınız derecede güçlüklerle dönüyoruz. Fason fiyatlarımız şu anda 5 sene, 6 sene, 7 sene önceki fiyatlara biz şu an fason iş yapıyoruz. Bunu tabii çalıştığımız markalı firmalar, yani büyük firmalar onu nasıl değerlendiriyor, nasıl yapıyor onu bilemem. Ama bizim şu andaki sıkıntılarımız, bütün atölye, fason çalışan atölyelerin fason fiyatlarında sıkıntısı var. Bunları da aşmamızı istiyoruz. Bunlarla ilgili de tabii ki bizim de kendimizle bir çalışması lazım. Tabii ki devlet büyüklerimiz de bu işte bir yer atmasını istiyoruz. Yani buna bir düzenleme getirmek, belli bir fiyat üstü olması lazım. O fiyat üstü üzerinden her yıl belli bir, nasıl ki SSK primleri artıyorsa, nasıl ki elektrik parası artıyorsa, bunlar da artmasını istiyoruz. Hüsnü Keskin son olarak bundan sonraki hedeflerini ifade etti. İlk başta 3 kişi, 5 kişiyle başladım. Sonra 8 kişi oldu. Sonra 10 kişi oldu. Şu anda 15-16 kişi oldu. Yarın, şu anda bir paket düşünüyoruz, yapıyoruz. Yarın ekip düşünüyorum. İleride tabii ki kendi markamı düşünüyorum. Niye olmasın? Elimizden geldiği kadar dürüst çalışırsak, bu dediğimiz sıkıntıları da atlatırsak, neden yatırımımızı başka yere yapalım ki? Yani bildiğimiz iş, yaptığımız iş yani.